Merhaba arkadaşlar, Demonte Karavan'dan Gökhan ben. Bugün yeni yapmış olduğumuz bir aracın tanıtımındayız. Buyurun gelin hep birlikte aracımızı tanıyalım. Şimdi bunlar aslında bize sorulan sorular. Kampa gittikleri zaman ne kadar sürede kuruluyor? Bunlar külfet midir? Kolay mıdır? Değil midir? Şimdi tentemizi kurmakla başlıyoruz. Sonra pop-up tavanımızı açacağız. Arka bagajımızdan tente kolumuzu çıkartacağız. Şöyle. Bunu otomatik oluyor mu diye soruyor müşterilerimiz genelde. Bunların otomatikleri yok ama bunlar kasetli diye geçiyor. En iyi olanı da bu model. Bunlar ya domatik ya tule marka oluyor. Şöyle seviyesini ayarladım, kilitledim. Emniyetidir bu. Bu şekilde kilitlendi. Yine buradan bu kolu çıkarttık. Buradan indirdik. Seviyemizi ayarladık ve kilidimizi bıraktık. Bir ön safa bırakıyoruz kolumuzu ve buradan açmaya devam ediyoruz. Yine bu şekilde. Toplam 2 metre açılım yapacak. Şöyle bir geriyoruz. Şimdi buradaki seviyelerimizi ayarlayacağız. Bunun torbalı modelleri de var. Torbalı modelleri biraz daha zor. Bu şekilde yolda da ses yapmıyor. Oldukça kaliteli bir ürün. Yine kolumuzu buradan çıkartıyorum. Yerine koyduk. Tentemizde bir dış lamba da bulunmakta. Bu lambaya da buradan açıp kapatabiliyoruz. Bunu ne kadar basarsak o kadar açılıyor. Yani kısabiliyoruz da. Şimdi papamızı açalım. Burada bizi bir sinekliğimiz karşılıyor. Bu sinekliğimizi de göstermiş olalım. Bu sineklik kapalıyken buradan giriş yapabiliyoruz mıknatıslı. Ama mesela sinekliği kullanmayacağız. O zaman şöyle açtık. Burayı da açtık. Diyelim. Ve şurada bir hava balonu var. Daha rahat katlamamız için. Şu şekilde. Sinekliği kullanacağımızda bunu az önceki pozisyonuna getireceğiz. O şekilde kullanabiliriz. Şimdi pop-up tavanımızı açalım. Bu aracımızda SCA 290 model Alman ürünü bir pop-up tavan mevcut. Birçok müşterimiz soruyor. Bunu kestikten sonra nasıl gözükecek diyor. Hani tavanımız orijinal duracak mı? Bu üründe aynı Volkswagen'in orijinalinde olduğu gibi, yani pop-up'la orijinalinde olduğu gibi oldukça rejit duran bir ürün. Burada bir şu şekilde kapağı var Tolga. Bu kapağı böyle ters çeviriyoruz. Buraya kanalları var burada. Oraya koyuyoruz. Burada bir mıknatısları var. Şu şekilde yerinde duracak bu. Burada şu şekilde açtık. Şimdi kilit sistemimizi aktif şey yapalım. Bunu açtım. Soldaki kilidimiz. Yine kırmızıya basarak buradaki kilidimizi açıyoruz. Burada ekstra emniyetlerimiz var. Onları da açalım. Şimdi şu kolumuzla bunu itiyoruz yukarıya. Bunu iterken önemli olan bir ayrıntı var. O da ya kapının ya camın açık olması gerekiyor. Tolga, şimdi yatağı açtık. Üst katı. Yani pop-up açtığımızda üst katta yatabilir hale geliyoruz. Üst kattaki yatağımızda bir ayrıntı var. Bunlar bu şekilde yaylı yataklara sahip. Oldukça konforludur. Şöyle sen göster istersen. Bu orijinal Kaliforniya'da birebir aynı bu yataktan mevcut. Şimdi ayakta durabilmek adına yatak kısmını açtım. Burada panoramik bir görüntümüz var. Seni burada şekilde buraya alalım istersen. Burada FMR'larımızı açıyoruz. Bu çok sevilen bir ürün. Ve şunları katlıyoruz. Şu an aracı kurduk bile. Oldukça pratik bir şekilde. Bu pop-up'ta bir ışık bandı mevcut. Üst katın ışığını çevresindeki ışık bandına koyuyoruz. Bunlar üretici prim olarak düşünülmüş. Hemen buradaki ışık bandı bir led barındırıyor. Ve üst katta yatanı aydınlatıyor. TÜV sertifikalı, oldukça
güzel ürünler şu an panoramik olarak gözüküyor. Bir de alt katta bir yatağımız var. Şu an koltuk pozisyonunda. Bu koltuğumuz hem ileri geri hareket ediyor. Bu şekilde. Çok basittir. Tüy raporludur. Bununla ilgili videomuzda bahsetmiştik. Şöyle yastığımızı kenara koyalım. Çok kolay bir şekilde yatak oluyor. Yatağımızı açmak için bu bölümü bir ön tarafa alıyorum. Hemen burada bir bazası var. Yatak, yorgan, bir sürü şey koyabiliyoruz buraya. Eşyalarımızı. Bunu bu şekilde indirdim. Bunlar tam seviye oluyor. Ekstra bu şekilde bir viskomuz var. Bunu da bu şekilde serdiğimizde iki kişilik bir yatağımız oluyor. Bir iki kişilik yatak da yukarıda. Hemen şöyle tekrar onu gösterelim. Şimdi iki kişi yukarıda, hemen aşağıya göster. İki kişi de aşağıda yatabiliyor. Bu hacimlerdeki arabalar için çok iyi bir yatak kapasitesi var. Yatağımızı da bu şekilde geri kapatalım şimdi. Oldukça basittir. Bu sırtımızı yerine koyduk. Yine ön tarafını yerine oturttuk. Şimdi aracımızda Tolgacığım bir masamız var. Onu da portatif bir masa. Şöyle açıyoruz. Burada bir lavabomuz var. Bu Domatic marka. Şu mutfak ışığımızı da yakalım. Elektrik kontrol panelimiz burada Victron kullandık. Yine E5BR'in dizel ısıtıcısını kullandık. Öndeki koltuklarımız geri dönebiliyor. Bir de onları çevirelim. Burada 4 kişilik bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Çok basittir döndürmesi. Bir kolumuz var alt tarafta. Onu da gösterelim. Bunlar State marka. Bu kolumuzu çektikten sonra rahat bir şekilde dönüyor. Diğer koltuğumuzu da çevirelim. Yine burada bir kolumuz var. Aynı döner mekanizma. Biraz önde olması gerekiyor. Böyle kolay bir şekilde dönüyor. Şimdi az önce uyuduğumuz bir arabada şimdi 4 kişi karşılıklı oturabiliyoruz. Bu oldukça bize fonksiyonellik sunuyor. İş toplantıları yapılabiliyor. Onun dışında hava bozuk olduğunda burada oturulabiliyor. Rentable bir ürün. Ayakta durabiliyoruz. Bir de bagajımıza bakalım Tolga. Şimdi yatak pozisyondayken bagajı bıraktık. Bak burada çok ciddi bir alanımız var. Şu an sandalyelerimiz içeride. Daha da bir şeyler yükleyebiliriz ya da daha kibar sandalyeler alabiliriz. Buraya buzdolabı koyabilen müşterimiz var. Onun dışında birçok ürünü burada taşıyan müşterimiz var. Bagaj yetmezse de koltuğu ileriye alıyor ve bagajı büyütmeye devam ediyor. Şimdi sandalyelerimizi de kuralım. Bunlar da Domatic marka. Oldukça konforlu sandalyeler. Böyle. Şu an kamp alanımız kuruldu. Dış duş kullanmak istiyorlarsa burada bir dış duş başlığımız var. Aracın diğer videolarımızda da anlatmıştık. Buradaki jaka takıyoruz. Burada kullanılabiliyor. Burada genelde duş çadırı tavsiye ediyoruz. Daha rahat oluyor. Bir de yeni bir ürünümüz var Tolga. Buradan göstereceğim. Bu arka camımız karavan camı gibi açılabiliyor. Bunlar yine E belgeli. Burada bir sinekliği var. Uyurken buradan ciddi bir şekilde temiz hava alabiliyoruz. Bu ürün gerçekten çok güzel. Yukarıda güneş panelimiz var, slim. Bunu soran müşterimiz de oluyor. Onu da bir gösterelim istersen. Bunlar 3 milim kalınlığında. Otoparklara girdiği zaman herhangi bir şekilde yükseklik yapmadığı için yine bize güneşte de yardımcı olabiliyor. Isınma sistemi E5BR'in D2L modelini kullanıyoruz. O da birkaç fonksiyonu var. En önemlisi mesela aracı sabah erken çıkacaksın, kampa gideceksin ya da iş için kullanıyorsun şehir içinde. Saatini kuruyorsun, sabah geliyorsun, araban sıcak. Bu güzel bir şey. Şu an kampı kurduk. Bunu geri toplaması da çok basit. Yurt dışındaki türevleri de zaten o yüzden tercih ediliyor. Bir de bunlara biz Air sistem koyduk. Air ile ilgili de istersen bir demo yapalım. O da güzel bir sistem. Onunla ilgili bir paletlerimiz var. Bu paletleri kullanalım.
Normalde bu paletler dengelemek için kullanılır. Bunu da dengeyi bozmak için kullanacağız. Bunu da tam terse koyalım, evet. Bunu da bu tarafa koyduk. Bu arada bir yandan şeyleri yaşıyoruz Tolga. Mesela döner koltuk hemen gerçek pozisyonuna geldi. Tolga, şimdi stop ediyorum. Kamp alanına geldim. Aracın dengesi bozuk ve dengeye al diyorum aracı. Şu düğmeye basıyoruz. Şimdi dengeye almaya başlamış olması lazım. Arka tarafları aşağı indirecek. Arabayı şu an dengede tutmaya başladı. Çok ciddi bir şekilde, farkında mısın? Evet. Bak, artık lastik kayboldu. Çünkü o kadar yükselttik ki o kadar aşağı indiriyor. Şu an gömdü kendini oraya. Arabayı şu an alttan hissediliyordur. Bak, görüyor musun? Arabanın alt marşpiyeri önde, alt arkada aynı. Bunu otomatik yapıyor. Bir özelliği daha var. Diyelim ki arkaya yük koydum bagajına ve yükün, örnek veriyorum, 200 kilo yük koydum. Bunu algılıyor ya da tam dolu kapasiteni algılıyor. Arabanın hep düz gitmesini sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Araba dümdüz oldu. Bu devamlı arabanın CAN-BUS sistemiyle birlikte çalışıyor. Araba yatık mı, işte yük mü var, her şeyi gözlemliyor. Mesela şimdi arabayı indireyim. O tekerlekler aşağıda kalacak. Sonra da arazi modunu alayım. Yukarı kalktığını göreceksin. Seni burada bekletiyorum. Arazi modunu alıyorum. Şu an bitirdi. Eşit hale getirdi farkındaysan. Yükseklikleri eşit hale getirdi. Evet, bu kadar. Bu videomuzda yeni aracımızı tanıttık Tolga. Bundaki bu air süspansiyonlar oldukça değerli bir ürünler. Onları da burada en azından kamp modunu gösterebildik. Bir sonraki videolarımızda yine farklı ürünlerimizi göstermeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.